Evet, tüm izleyicilere merhabalar. Hepinizi çok seviyorum. Bunu en baştan belirtmek istiyorum. Şimdi bu Almanya'da yaşayan bir soysuz var. Bu soysuz kendini çok iyi biliyor. Ona destek veren, Almanya'da yaşayan çeşitli soysuzlar da var. Onlar da kendilerini çok iyi biliyorlar. Bakın şu karşınızda gördüğünüz yer dünyanın en güzel yerlerinden bir tanesi. Boğaz'ın incisi, dünyanın bir tanesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Bak adi adam, beni öyle tehdit falan etme. Elinden geleni de ardına koyma. Ne yapabiliyorsan ben buradayım. Yerim belli, yurdum belli, vatanım belli, yaşadığım bayrak belli. Türkiye Cumhuriyeti bayrağı altında yaşıyorum. Senin gibi karı parası yiyen, Alman hükümetinin para vermediği zaman aç kalan, bir dolarlık adamların verdiği harçlıklarla geçinen birisi değilim. Bilmem anlatabildim mi? Bak bu karşında gördüğün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Hepsi o halkın üzerine ateş açan şerefsizler. Hepsi tutuklandı. Şu anda cezaevinde cezalarını çekiyorlar. Bak şerefsiz oğlu şerefsiz. Bak vatansız. Bak adi pezevenk. Daha ağırını değdin mi? He? Oğlum neredeysen çık gel. Ben Türkiye'deyim. Tamam mı? Seni de bu köprüden aşağı sallandırmayan Cenk'in gerisini sen bil. Ama gelemezsin be yavrum. Bak bu güzelliklerden sen mahrumsun. Ömrüm boyunca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hava sahasından dahi geçemezsin. Sen Almanya'da Türkiye Cumhuriyeti'ne ait olan konsolosluk binasına da gidemezsin yavrum be. Anladın mı? Alman hükümeti yarın öbür gün paranı kestiği zaman orada köprü altlarında dileneceksin. Tamam mı yavrum? Onun için aklını başına devşir. Bak hakkında birçok şikayet var. Alman hükümetinin Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na da yazdık topluca. Haberin ola. Neler ne haltlar karıştırdığını vesaire hepsini tek tek tercüman eşliğinde bildirdik. Haberin olsun yavrum. Tamam. Kendine mukayyet ol. Bizler gibi insanlar senin köpeklerine benzemeyiz. Bizler mürekkep yaladık. Senelerce okuduk. Ha diyeceksin ki ulan senin okuduğun okulun şu konuşma tarzına bak. Oğlum senin gibi köpekler bu dilden anlar. Biz yeri geldiği zaman çok da kibar oluyoruz. Bak mesela şu anda martı suya daldı balık avlamak için. Dikkat et oğlum, Almanya'da seni avlarlar. Balığın martıdan kaçabildiği gibi kaçamazsın da. Bu ülkenin her zaman diyorum Milli İstihbarat Teşkilatı var. Bir gün bir bakmışsın evinden almışlar. Onun için o Fethullah Gülen'in yani FETÖ terör örgütünün o sahte şeylerini paylaşma derim sana. O Can Dündar'ın söylediklerini paylaşma derim sana. O yalancı ses kayıtlarını paylaşma derim sana. Milleti galyana getirmeye çalışma derim sana. Sonra o bir dolarlıklar da verdikleri harçlığı keserler, kalırsın ortada. Bak şöyle hemen biraz daha kamerayı çevireyim. Bak bu da Recep Tayyip Erdoğan reisin yaptırdığı büyük cami. 6 tane de minaresi var. Boğazı gezen her yabancı Müslüman bir ülkede olduğunun artık farkına varacak. Sadece Boğaz'da içki içilen yerleri görüp de geçmeyecek. Bak. Görüyorsundur umarım.
Senin gibi ne olduğu belirsiz adamlara göstermek için o. Ha bu arada Almanya'da fazla domuz eti de yeme. Sağlığa zararlı. Görüyorum ki götün başın büyümüş. Kilo almışsın. Bak kalp malp vurur ölürsün. Anladın mı yavrum? Şimdi sana şöyle birazcık daha göstereyim İstanbul'u. Bir daha hayatın boyunca göremeyeceğin o güzel İstanbul'u. Bak böyle burada İdo falan var. Buradan Bursa'ya gidiyorsun. Bak burada da var. Bununla da gidiyorsun. Bak şu yeni yapmış olduğumuz ufak gemicikler bak görüyor musun? Önü böyle kesik. Bak bunu da biz yaptık. Görüyor musun? Bak karşıda bir kız kulesi var. Onu göremezsin gerçi. Gerçi dur lan buzlayayım orayı ki hiç göremeye. Mahrum kal. Hadi şerefsiz. Bak şimdi Murat Özün. Burası da Galata Köprüsü. Bunun altında birçok balık restoranı vardır. Bilmem biliyor musun ama buralarda da o enfes boğaz palamutunun tadına hiçbir zaman varamayacaksın kardeş. Bak böyle deniz taksilerimiz var. Görüyor musun? Bunlara binip Üsküdar'a falan da gidemeyeceksin. Hatta bak Galata Köprüsü var. Galata Kulesi var. O Galata Kulesi'nin üzerine çıkıp o muhteşem manzarayı da göremeyeceksin artık. Yani şunu demek istiyorum ben sana. Daha göremeyeceğin o kadar çok şeyler var ki. Mesela bak şehir hatları vapuru var burada. Bak gidiyor görüyor musun? Sen ona da binemeyeceksin artık. Neden? Çünkü sen bir vatan hainisin, bir FETÖ'cüsün. Görüyor musun bak? Bak karşıda Karaköy iskelesi var. O iskele daha yeni yapıldı. Yaklaşık bir 6-7 ay oldu. Oradan hiç gemiye de binemeyeceksin be yavrum. Kaçırdığın o kadar çok şeyler var ki. Farkında mısın bilmiyorum ama çok şeyler kaçırıyorsun. Bak burada da bir inşaat var. İsmi Martı olarak değiştirildi. Eskiden Galata Port'tu. Burada çok güzel bir iskele yapılacak. Bak böyle boğazdan hazır bir yerde. Sen bu yaşam merkezi açıldığı zaman burayı da göremeyeceksin be yavrum. Yazık sana be. Sen orada soğukta güneş görmeyen bir memlekette 3-5 yıl sonra kanser olacaksın ve gavur toprağına gömüleceksin. Ha olur da seni Türkiye'ye gelip gömerlerse ben de yaşıyor olursam gelip mezarına işeyeceğim ben senin. FETÖ'cü şerefsiz seni. Bak şimdi Murat Öz'ün görmüş olduğun gezi tekneleri var ya. Boğazı geziyorlar. Sen bunlara da binemeyeceksin lan şerefsiz. Bak ne kadar çok şeyden mahrum oluyorsun görüyor musun? Bir dolarlık olmaya değer mi lan? He? Değer mi sence? Yol yakınken bence tövbe et. Doğru yolu bul. Onun bunun köpeği olmaktan vazgeç. Anlatabiliyor muyum? Vazgeç oğlum. Ne kadar çabuk dönersen o kadar kârdır. Zannetme ki Türk hükümeti seni yakalayamayacak. Zannetme. Kapını en yakın zamanda çalacaklardır. Ondan sonra seni göreceğim ben. Bak bak izle. Bak şöyle göstereyim sana bak. Bak şanlı Türk bayrağımız var bak şurada görüyor musun? Orası da Sarayburnu. Oraya da gelip balık tutamayacaksın lan sen. Oradan böyle boğazın serin sularının, serin havasının o iat kokusunu hiç alamayacaksın. Şerefsiz FETÖ'cü seni. Şimdi adi şerefsiz. Rakı içerken Zemzem suyu benzetmesi yaptın. O videonu da izledim. Bak burası Süleymaniye Camii.
Anladın değil mi sen onu? Alo. Anladın umarım ha. Şu anda sana en büyük küfür ettiğimi anladın herhalde ha. Sen onu da yapamayacaksın lan. Sen kilisede gömüleceksin. Anladın mı? İyi o zaman ben. Kilisede gömüleceksin. Umarım dediklerim, bahsettiğim konulardan bir şeyler anlamışsındır. Tek temennim Allah'tan senin artık doğru yolu bulman. Bence doğru yolu bulma zamanın geldi. Murat Özün geldi değil mi? Hadi bakalım. Şimdi önüne atılan kemikleri kemirmeye devam et. O bir dolarlar, o bir dolarlık adamlar yakında seni de beslemeyecek. Görüşmek üzere.